Merhaba arkadaşlar. Kanalımızda Karadeniz bölgemizde olabildiğince görüntülemeyi başardığımız yaban hayvanlarını paylaşmaya çalışıyoruz. Bu süreçte köyümüzde de görüntülediğimiz birçok yaban hayvanlarını sizlerin beğenisine sunduk. Fakat bazı arkadaşlar videolarımızı izledikten sonra ve işte tanıdıklardan da hani aslında bu taraflarda böyle hayvanları yani bizim yöremizde bu tarz hayvanları daha önce görmemiş insanlar da böyle izledikçe ya aslında bizim buralarda da böyle hayvanlar varmış. İşte hemen gidelim acaba avlayabilir miyiz gibisinden düşüncelere giriyorlar. Fakat şimdi ben şöyle bir konuya da değinmek istiyorum. Yani daha önceki videolarımda da bahsetmiştim aslında. Yani bundan yaklaşık 15-20 sene önce yani ve bundan daha önceki yıllarda o zamanki köylüler işte çok fazla sürü sürü olduğu için yani önlerine geldi geldi gelir gelmez yani kurtları hiç böyle yani hayvanlara saldırsın saldırmasın her türlü avlıyorlarmış. Çünkü hani işte bizim sürümüz var. Bugün vurmasam yarın bir gün on, kurt gelir benim sürüme girer gibisinden. Fakat hani işte köpek saklayayım yani kurtları sürümden uzak tutayım bu, bu işe de girmemişler. Çünkü yani eskiden beri köylerde de hala da devam ediyor. işte köpek saklamak biraz külfet olarak gelmiş insanlara. Ve bu yüzden kurtlar olabildiğince avlanmaya çalış, çalışmışlar. Günümüze geldiğimiz zamansa işte bu 15-20 senelik süreçte artık kurtların sayısı azaldığından mı yoksa domuzlar mı aşırı derecede veya dışarıdan mı işte getirip domuz bıraktılar. Köylerde şu anda bağ bahçede yani hiçbir mahsul kaldıramıyoruz. Çünkü yani bir tarlaya giriyor 20-30 tane domuz. Baktığımız zaman kurtlar genellikle domuzlardan ve işte yaban keçilerinden besleniyor ki yaban keçilerini daha çok vaşaklar alıyor. Çünkü dağ keçileri genelde taşlık alanlarda gezdiği için kurtlar taşlık alanlara çok yanaşamıyor. Fakat vaşak daha kurda göre da böyle taşlık yerlere geçebildiği için kurtlar genelde işte organize bir şekilde domuz sürülerine saldırıyorlar. İşte zamanında bu kurtların bu vaziyette bilinçsiz bir şekilde avlanmaları sonucu bugün yani artık insanlar hayvancılık yapmıyor ama köylerde yaşlılar, emekliler gelip bağ bahçelerine bir şeyler ektiği zaman işte bunlar 15 sene önceki, 20 sene önceki insanların bilinçsiz bir şekilde avlanmalarından dolayı Bugün bağ bahçesinde neredeyse yani ekiyor, bir ay saklıyor, bir ay sonra bakmış domuz bir girmiş bir gecede sürüyle hepsini yemiş çıkmış. Yani bu yüzden böyle hani insanların bana işte kurtları çekiyorsun, hani az çok nerelerde olduğunu işte veya et koyuyoruz. O yani illaki oraya bir şey gelecek. Yani bundan oraya geldiğini bile bile gidip neden işte tuzak koymuyorsun vesaire gibi böyle yorumlar oluyor. Yani ben tekrardan şunu söylemek istiyorum. Biz hiçbir canlının sebepsiz yere öldürülmesini istemiyoruz. Elimden geldiği kadar da bu yaban hayvanlarına sahip çıkmaya çalışıyorum. Yani hani kış şartlarında ne bileyim işte kemik, et ne bulursak dışarıya falan da bırakmaya çalışıyoruz. Yani bu senede mesela daha önce görüntülenemeyen Anadolu Parsı videolarda paylaşıldı. Fakat dikkatinizi çekmiştir. Yani videolar çekilmiş, görüntüler çekilmiş fakat nerede olduğu paylaşılmadı. Çünkü hani yetkililer de biliyor aslında bizim insanlar o kadar gaddar ve vahşi ki işte giderler hemen onu vurmaya çalışırlar gibisinden. Yani gerçekten bu konuda insanlarda anlamsız bir şekilde hemen vuralım öldürelim kafası var. Bunu bir türlü anlamaya yani anlayamadım. Yani sizler de bu konu hakkında yorumlarda fikirlerinizi yazabilirsiniz. İşte Anadolu parsı olsun, çizgili sırttan olsun bunlar yani işte ne bileyim boz ayısıdır, yani vaşağıdır, işte Sivas kangalıdır yani sayamadığım daha binlerce tür hayvan bizim milli değerimiz. Yani bunu hiçbirini ayrı bir kefeye koymayarak hepsini yani bizim korumamız ve savunmamız lazım. Ben her zaman hani bunu düşünüyor, bunu söylüyorum. Böyle bir video paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.